Hepinize merhaba. Bugüne kadar büyük ihtimalle enfluenza ya da daha çok bilinen adıyla grip virüsüne yakalanmışsınızdır. Hasta olduğunuz zamanı bir düşünün. Evet evet. Pek hoş bir deneyim değildi biliyorum ve pek hatırlamak istemiyor olabilirsiniz. Bunu da biliyorum. Ama hadi hatırlayalım ve belirtileri bir düşünelim ha. Grip virüsünün tüm belirtileri hastalığın vücudumuzdaki ilerleyişiyle alakalı. Tabi ilk olarak virüsün vücudumuza girmesi gerekir. Diyelim ki gribe yakalanmış biri çok yakınınızda hapşırdı ya da öksürdü. Bunun sonucunda havaya çok ama çok küçük damlacıklar yayılır. Ve bu damlacıkların her biri milyonlarca influenza virüsü taşıyor olabilir. Oh, i̇şte bu havaya ağzımız ya da burnumuz aracılığıyla soluduğumuz andaysa gribe yakalanmış oluruz. Hastalık enfekte yüzeyler aracılığıyla da bulaşabilir. Diyelim ki hapşırık ya da öksürük yoluyla havaya dağılan bu damlacıklar bir masanın üzerine indiler. Grip virüsü böyle yüzeyler üzerinde 2 ile 8 saat süreyle canlı kalabilir. Ve biz de önce virüsün bulaştığı yüzeye, sonra da ağzımıza ya da burnumuza dokunursak yine gribe yakalanırız tabii. Hastalığın yayılmaması için el temizliğine dikkat edilmesi. İşte bu yüzden çok önemli ve gereklidir. Özellikle gripin görüldüğü dönemlerde ellerinizi sıklıkla yıkayın olur mu? Çok sık yıkayın. Evet neyse hadi şimdi çizimimize geri dönelim. Hah Virüs vücudumuza girdi ve ilerlemeye başladı. İlerlediği yol boyunca hücrelere bulaşır ve zarar vermeye başlar. Hücrelerin gördüğü zararsa gripin alışık olduğumuz belirtileri olarak karşımıza çıkar. Virüs burunda ilerlerken tıkanıklık. Böyle konuşuruz. Boğaza geldiğinde boğaz ağrısı. Ve akciğerlere kadar indiğinde de öksürüğe yol açar. Virüsün yarattığı zarara karşılık bağışıklık sistemi vücudun sıcaklığını artırarak virüsün çoğalmasını zorlaştırmaya çalışır. İşte bu yüzden bu yüzden ateşleniriz. Vücudun influenza virüsüne karşı savaşması çok büyük miktarlarda enerji harcamasına sebep olur. Grip olduğumuzda kendimizi çok yorgun hissetmemizin ve günlerce yataktan çıkamamamızın sebebi de budur zaten. Peki bu belirtilere sebep olan başka virüsler de olabilir. Öyle değil mi? Örneğin soğuk algınlığında da burun akıntısı olur. Peki bizi hasta eden şeyin influenza virüsü olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Enfluanza virüsüne yani gribe yakalanmış birinin ateşi 37-38 derecenin üzerindedir ve ateşle birlikte boğaz ağrısı ya da öksürük görülür. Bu belirti kombinasyonunu gösteren hastalığa grip benzeri hastalık deriz. Grip yerine grip benzeri hastalık dememizin sebebi ise durumun henüz bir laboratuvar tarafından doğrulanmamış olmasıdır. Laboratuvar testine kadar sadece bir belirtiler kombinasyonundan ibarettir. Grip benzeri hastalıklara kısaca GBHD de diyebiliriz. Grip mevsiminde yani Aralık'tan Şubat'a kadar olan dönemde grip benzeri bir hastalıkla karşılaşan doktorlar genellikle laboratuvar testine gerek duymadan hastalığı influenza virüsünün yol açtığı bir enfeksiyon olarak teşhis eder. Çünkü bulaşıcıdır ve çok yaygın görülür. Evet, artık arkadaşlarınızdan biri gelip Geçen hafta grip oldum. Burnum çok kötü tıkandı dediğinde ateşe eşlik eden boğaz ağrın ya da öksürüğün oldu mu diye sorabilirsiniz. Çünkü grip benzeri hastalığın klinik teşhisi için gerekli olan şeyin bu olduğunu artık biliyorsunuz. Peki, grip teşhisini laboratuvar testiyle de doğrulatmak isteyen doktorlar ne yapar? Bunun için hastanın vücudundan bir örnek almaları gerekir ve bunu da kocaman kulak çubuğuna benzeyen bir aletle yaparlar. Örnek aldıkları yerin ise virüsün kaynağı yani en yoğun olduğu yer olması gerekir. Peki hasta olan birinin vücudunda grip virüsünün olma ihtimalinin en yüksek olduğu yer neresi olabilir? Hı? Burun ya da boğaz. Neden mi? Çünkü burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısını virüs yapıyorsa virüsün de buralarda bir yerlerde olması gerekir öyle değil mi? Örnek almak için kullanılan alete nazofarengeal çubuk denir. Nazo burnu de boğazı temsil ediyor. Doktorlar nazofarengeal çubuğu burna ve boğazın arka kısmına sürterek buradaki hücrelerden örnek alırlar. Bu örnekler daha sonra laboratuvara gönderilerek testler yapılır ve influenza virüsü olup olmadığına karar verilir. İnfluenza virüsünü teşhis etmek için yapılabilecek başka testler de olmasına rağmen bu dev kulak çubuğuna benzer test en kolayı olabilir. Hastanın canını da hiç acıtmaz. O yüzden en yaygın olan ve en çok kullanılan testtir. Evet, hasta olanlara geçmiş olsun. Sağlıklı olanlar da dikkat etsin. 我只管了。